Merhaba, ben Duygu Çevik. Nasılsınız bugün? Karantina bahçemize hoş geldiniz. Karantina döneminde annem böyle bir bahçe yarattı. Her şey var. Size bahçe turu yapacağım ama şimdi sırası değil çünkü daha sebzeler olmadı. Fasulyeler çıkacak, işte bamyalar çıkacak filan. Ondan sonra güzel bir bahçe turu planlıyorum. Bu videonun konusu ne? Şimdi ben hibiskus çayını çok seviyorum. Hibiskus da çok bilinmeyen, daha doğrusu hibiskus çayı çok bilinmeyen bir çay ama inanılmaz faydalı. Hani sıfırdan nasıl yapılır, böyle bitkisinden alınıp nasıl kurutulur, çayı nasıl yapılır? Onu göstereceğim size. Böyle kademe kademe. Şimdi biz hibiskus diye bilmiyoruz. Belki yöreden yöreye de adı değişiyordur ama Hatay bölgesinde Japon gülü diye geçiyor hibiskusun adı. Japon gülü çok fazla yetiştiriliyor bu bölgede çünkü böyle ağaçsı bir bitki. Yani böyle şey değil, hani böyle saksı çiçeği değil, bildiğiniz böyle koca koca kökleri olan bir ağaç yani Japon gülü. Çok güzel kırmızı çiçekleri var. Birazdan göstereceğim size. O kırmızı çiçekleri biz olduk toplayacağız. Ondan sonra da kurutacağız. En son aşamada da çayını yapacağız. Şimdi bakın burada bir tane çıkmış. Ama bahçenin muhtelif yerlerinde var zaten bundan. Sadece tek bir kök değil. Şöyle bakın. Büyüyene kadar destek alması gerekiyor. Annem de böyle bir sopa yardımıyla, bir çubuk yardımıyla bakın şunla sağlama almış bitkiyi. Bu böyle kendi kendini taşıyacak hale gelene kadar, sağlamlaşana kadar, daha doğrusu gövdesi kalın bir ağaç halini alana kadar böyle bir destekle yaşayacak. Bakın yerde düşüyor ama biz böyle düşmesini beklemiyoruz. İsterseniz bu şekilde açtığı zaman tazeyken böyle kıyabilirseniz eğer toplayabilirsiniz. Ya da böyle çok böyle hani kötü olmasını, biraz böyle buruşmasını falan bekleyebilirsiniz toplamak için. İyi tutan bir kök Japon gülü aslında evinizdeki bütün hibiskus çayı ihtiyacınızı karşılamaya yeter. Çünkü sürekli açıyor zaten. Kapının önünde, bahçede inanılmaz duruyor. Avluyu da böyle zenginleştiren, çok güzel görünen, koca koca açan, böyle kabak çiçeği gibi koca koca açan müthiş bir bitki. Hem görüntüsü çok güzel hem de çok faydalı. Ben çaylara çok meraklıyım. Yani kanalı takip ediyorum. Zaten artık biliyorsunuz, önceden demlemek için hazır aldığım birçok çayı şu anda imkanlar dahilinde tabii ki kendim yapmaya başladım. Kırsalda değilsem bu mesela Japon gülünü dalından alıp kurutma imkanım yok tabii ki. Yani nerede yetiştireceğim, nasıl kurutacağım vesaire. Ama işte buralara geldikçe yapma fırsatım oluyor. Ben size şimdi vakit kaybetmemek için önceden kuruttuğum Japon güllerini göstereceğim. Ondan sonra da çayını demleyeceğiz. Topladıktan birkaç saat sonra böyle oluyor. Yaprakları kapanıyor. Tabii zaman içerisinde daha fazla kuruyacak. Önceden kuruttuklarım da bakın bu şekilde. Ama biraz daha kuruması lazım. Yani bu yeterli değil. Birkaç gün daha kuruması lazım. Ondan sonra çayı yapılabilir hale gelecek. Şimdilik bir kupalık hibiskus çayı hazırlayalım. Şu şekilde 5-6 tane ya da isteğe göre 6-7 tane. Kururken dışarıda, güneşte her nereye bırakıyorsanız tozlanıyor tabii. Bunu önce bir yıkayalım. Daha sonra da demliğin içerisine alalım. Böyle biraz büzüştü tabii. Hatta yıkarken bile elime kırmızı kırmızı rengi çıktı. Şimdi bunu bırakalım demliğin içine. Bir kupa da içme suyu koyalım. Şimdi ben şöyle bir şeye inanıyorum ki bence öyle. Sadece inanmak da değil. Hibiskus kaynatılarak daha güzel renk veriyor ve daha lezzetli oluyor bence. Hani bunu üstüne sıcak su dökerek de demlemeyi tercih edebilirsiniz ama bence kaynatıldığı zaman daha iyi oluyor. O şekilde çok fazla rengini ve tadını suya bıraktığına inanmıyorum ben. Diğer demleme çaylar gibi önce bir kaynasın, altını kapatalım. 2 dakika kadar dinlendirelim, sonra da içecek hale gelecek.
Aslında şu anda hiç çay içilecek bir hava yok. Yanıyor burası. Yani asfalta yumurta kırsan pişecek gerçekten 3 dakikada. Ama videoyu çekmek için, size de göstermek için, çünkü şu anda tam mevsimi bir de Japon gülünün, böyle bir çayını demlemek istedim. İtiraf etmem gerekiyor ki müthiş bir tadı yok. Yani bunu içtiğiniz zaman ay şöyle güzel bir çay, böyle güzel bir çay falan filan demeyeceğim. Ben de bunu birkaç yıl önce neden hayatıma katmıştım zaten? Bağışıklığı güçlendirdiği için. Özellikle böyle kurutup kış aylarında filan kullanırsanız soğuk algınlığı falan filan beni bayağı diri tutuyor açıkçası. Bayağı ayağa kaldırıyor. Böyle içip hani etkilerini gözlemleyen ve sonuçlarından memnun olan bir insan olarak, o yüzden nasıl demlendiğini, nasıl yapıldığını falan filan, böyle Japon gülü ile ilgili çok derin bir bilgim olmasa da birazcık bahsetmek istedim kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Tadı şahane olmasa da içimi yumuşak bir çay, böyle içtiğiniz zaman ay bu ne böyle zıkkım gibi dedirtmiyor. Bazı çaylar öyle, mesela ada çayı filan bana çok keskin geliyor. Bunun öyle keskin bir tadı yok, içilebilir yumuşak, böyle ılımlı ılık bir tadı var. Dolayısıyla tüketilebilir. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Hibiskus belki bazı rahatsızlıkları olan insanlar tarafından tüketilemiyor olabilir. Onunla ilgili çok geniş bir bilgim yok. O yüzden biraz araştırdıktan sonra kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü bitkisel diyoruz ama bazen böyle her bitkisel çay da herkese iyi gelmeyebiliyor. Bazı rahatsızlıklarınız varsa tüketemeyebiliyorsunuz. Ben de iyice araştırdıktan sonra zaten yeni bir çayı hayatıma katmaya çalışıyorum. Bunun dışında böyle kanalı az çok takip edenler biliyorlardır. Ben evde çay demlemeyi, demleme çayları ve kendi ürettiğim çayla, kendi ürettiğim derken hani yetiştirmekten ziyade böyle işte kiraz sapı kurutmak gibi ya da işte hibiskus kurutmak gibi ufak ufak müdahalelerle kendim hazırladığım demleme çayları seviyorum. Siz de isterseniz aktarlardan bunların hazır halini alabilirsiniz. Sallama almanıza gerek yok. Onun dışında da kendi hani üretme imkanınız varsa, ufak bir bahçeniz varsa vesaire, ufacık bir alanda bile yapılabilecek şeyler çünkü. Siz de bu şekilde benim gibi böyle süreç içinde keyfini çıkara çıkara böyle hani bir şey üretmenin mutluluğuyla çayı daha bir hevesle tüketeceksiniz eminim. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım beğendiniz. Çok konuştum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben böyle bitki çayını koca koca bardaklarda içmeyi sevdiğim için o yüzden bu tarz bardaklara koyuyorum. Siz kupalara falan şey yapabilirsiniz. Neyse, siz anladınız zaten.